Bir puan hak etmiyor. Her masada bir emek var ama son söz sizin bu halde. Buyurun geçelim puanlamaya. Ve bırakabiliriz artık. Herkes yazdı herhalde. Hemen ilk dördü alabilir miyim? Bir var mıdır sizce masanızda? Alalım hemen bunları, hesaplayalım. Vardır. Kim vermiş olabilir? Kızlardan mı, erkeklerden mi? Bence kızlardan. Kızlardan mı? Beyler yapmaz mı? Ha? Yapabilir de ben sanki birinden bir görevi biliyorum. Kim olabilir? Ben Büşra ile Kadir'den şüpheleniyorum. Neden benden şüphelendiğini anlamadım ben. İçimden geldi. Dün siz benden şüphelenmiştiniz, hatırlıyor musunuz? Evet, ben dün senden şüphelenmedim. Eşim senden şüphelendi. Fark etmiyor yani. Ya ben senden şüphelenmemiştim. Ama senin benden neden şüphelendiğini dün de alakası bakışlardan yok. Bakışlardan olabilir. Ya bakışlardansa olabilir. Şey diyemem. Arkadaşlar masanızda bir yok. Ha? Kadir'den boşuna şüphelendiniz. Cuma günü Allah nasip ederse Kadir puanları kiminle verdiğini öğrendiği zaman... Bizimkini de öğrenecek diyorsun. Bizimkini de öğrenecek. Ben daha dün söyledim senden şüphelenmediğimi ki yine şüphelenmiyorum. Kimin olduğunu da biliyorum zaten ben. Peki arkadaşlar, mutfakta 3 farklı hamur açıldı. 3 farklı lezzet önünüzdeydi. Sizin puanlarınıza göre bugün masanın toplam puanı... +1 puan, 19. Teşekkür ederim hepinize. Olsun, canları sağ olsun. Daha yüksek bekliyor muydunuz? Hayır şimdi tabii ki daha yüksek bekliyordum. Hani bizim verdiğimize göre gerçekten yüksek bekliyorduk. Büşra'dan daha kötü müydü benim masam yani? Bunu merak ediyorum sadece. Biz de dün aynı soruyu sorduk, cevap bulamadık. Hadi erkekleri anlıyorum çünkü erkekler hamur işinden, mutfaktan falan fazla anlamazlar. Ama bayanlarımızı ben anlayamıyorum. Niye dersen, bunlar biliyorlar mutfağın ne olduğunu biliyorlar. Hamur işinin ne olduğunu biliyorlar. Zorluklarını biliyorlar. Yani emeğin ne olduğunu biliyorlar. Onları biraz anlamam zor. Yani sizce normal mi istiyorum. Puan yoksa düşük mü? Bence bir tık daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Bana göre de düşünüyorum. Açık söylemek gerekirse 3 hamur işi var. Yani evet. Tadı tuzu olmasa bile emek var. Emek var, uğraşılıyor. Bence de düşük. Bence düşük. Bana göre normal yani. Normalsa ne? Yani, size daha... Çünkü Lourdes, o zaman... Lourdes'in puanı da aynı değil mi? Sizin de aynı. Evet, sizin aynı. Şimdi evet öyle karşılaştırmak siz gerekiyorsa... Siz var sizin. Lourdes'in masasıyla Güldane'nin masası bir değil aslında. Yani seninki bir daha iyiydi. Bir değil de o zaman niye bizim puanlarımız aynı? Sen vermedin, o vermedi. Kim verdi? O zaman biri yüksek veririz dedi. Eleştirenler hiç düşük puan veriyor o zaman. 5 verseydiniz mutlaka. O zaman. Evet, o zaman nereden ne biliyorsun geldi ne verdi? Yani o zaman bu nasıl oluyor? Evet. Bir veren yok. O zaman biraz biri yüksek ver. Biri 3 verdi. O zaman sizin 5 vermeniz lazım ki. Nereden masa biliyorsun vermediğimi? Daha yüksek olsun. Nereden biliyorsun vermediğimi? En fazla 3 verilmiş diyor da. Yani 5 vermek lazım o zaman çok güzelse. O zaman bizim sen, masadan sen yüksek. Verseydin 5. Ben beğendiğim şeye dedim. Verdim zaten. Beğenmediğime niye vereyim? Bu şey değil ki burası. Arkadaşlar. Ben bunu kabul etmiyorum ya. Bu haksızlık diyorum ben. Eğri gerçekten oturalım, bu doğru konuşalım. Çok yanlış bir şey. Burada çeyrek, yani çeyrekler duruyor. Tam altınlar önünüzde. Neticede buradan birisi altınlar alıp gidiyor yani. Gerçekten ben altın konusu falan değil benimkisi. Ama ben, altın konusu sizin. Benim rakip için yapıyor. Değil. Rakip yapıyor. Evet ama tabii. Ben o açıdan bakmıyorum. Şu an ben mutfak açısından bakıyorum. Emek açısından bakıyorum. Hayatım rakip. Birbirinizi sevseniz de burada bir rekabet var. Ya mutlaka. Yani izleyici bunu çok iyi anlıyor. Şimdi siz gelip burada otursanız bayılacağınız bir şeye burada daha farklı da bakabilirsiniz. Vallahi hiç büyük konuşmayın. Ben size söylüyorum zaten hani kendi beğendiğimi beğenmediğimi kendi aramızda konuşurken bir söylüyorum size. Ama burada bir rekabet var mesela. Şimdi gerçekten burada oturan hiç kimseye yakışmadı. Yani adaletli davranmıyorsunuz. Bari sandalyeleri işgal etmeyelim yani. Gerçekten hiç adaletli değilsiniz. Hiçbiriniz değilsiniz. Ben adaletli olduğumu düşünüyorum. Ben elimde olsa misafir olarak ağırlamazdım. Biz de gelmezdik sana. Yani sen ağırlamazsan zaten ben de yapacak kabul etmezdim. Bir şey yok. Hani gelmezdik, olur biterdi. Şimdi sen yarışacaksın. Yemek tatlarına bak. Şimdi sen de yarışacaksın.
benimki de. Yani illa ki eleştirebilirsiniz. Ben kendim bakın dört dörtlüğüm demiyorum. Herkesin bir kusuru olabilir ama hani iki ben parçası... Sıramı geçtim. Sıra sende. İki tat güzel olur. Bir tanesi fire verebilir. Şimdi bence. Sen düşün. Cüzdanı biz geçtik. Yani zaten misafir ağırlama sen. Yoksa geçtik diye yani bunu gelmez. Topu bana atamazsın. Herkes damak tadına yani o malzemenin gerçekten bir şey verdiğini hani anlamalı. Bir şey söyleyeyim mi? Hacaya bayıldım. Sadece keşke içinde kıyma olsaydı, peynir olsaydı. Yani şey pek yakışmamıştı. Patlıcan yakışmamıştı. Ama onun dışında patlıcanın hamuru, lezzeti, kabarması harika olmuştu. Bak ona hiç sözüm yok. Neydi? Nokul. Nokul daha önce yapıldı burada. O yapılanlara göre iki kere yapıldı. O zaman da böyle aynı şeyi alamamıştım. Çünkü nokul pek bana göre değil ama bu puanı etkilemez. Çünkü kötü mü yapmıştı? Hayır. Sert miydi? Evet. Bu kadar sert olur mu? Ay diğerlerininki de sertti. O yüzden hani gerçekten iyi bir nokul ya yiyemedim ya ben artık böyle sert olduğunu falan düşünmeye başladım. Ama tarçın eksikti. Bak tarçın da koysaydı çok daha güzel bir lezzeti olacaktı. Sanki daha önce bir tarçın koymuştu ve çok güzeldi. Ne yazık ki hamuru biraz... toktu. Oysa daha sıvı olsaydı lokma da bence çok güzel olacaktı. Ama kızın da hakkını yedirmem. Tamam biri yok ama biraz düşük geldi puanları. Çünkü sonuçta kadın hamur açtı. 2 dakikada ya ben orada bir merhaba derken zaten ikinci hamuru açmıştı yani. Teşekkür ediyorum. Bakalım yarın neler olacak. O zaman beyler, hanımlar yarın sizin gününüz mü? Evet. O zaman yarın var mı hamur? Gelin pastası var. Ha, pastada kek var. Kandil simidi var hamur olarak. Heh. O var. Kız hatırlamıyor musun hamur yapıyor? Bugün yarın diyecek ki 3 tane hamur açtım ben. Bir an yani böyle heyecan mı oldu? Oldu. Hasan bir tıngırdatır sazın telleriyle hallederiz. Sizi İnşallah. Çok seviyoruz efendim. Gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin. Yarın saat 14'te ATV kanalında görüşmek üzere. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.